Herkese merhaba, ben Oğuz. Bugün Cities Skylines'ın 14. bölümündeyiz. Bakalım bu bölümde neler yapacağız. Bölüm arasında birazcık trafikle ilgili çalışma yaptım ve trafiği bu kısmı şimdilik bir şey diyemeyeceğim ama ilk olarak şuradaki bölgeyi göstermek istiyorum. Burayı biraz daha dağıtmak için, çünkü bayağı bu şeye kadar, nerede o? Şu kısma kadar baya kapalıydı. Burası biraz açılmış oldu. Burada boş yere mesela şey değiştiriyor. Bunları şeyde kendim değiştiririm. Bölüm arasında gene ilgilenirim. Burada mesela şerit değiştirmenin bir mantığı yok. Burada da değiştiriyorlar. Ya bu şey şerit değiştirmeleri gereksiz yere trafiği yavaşlatıyor. Burada aslında burada seçmesi lazım yani. Buradan çıkacakken şeridi seçmesi önemli. Nedense videoyu açtım gibi gözüme takıldığı için bunları düzeltme ihtiyacı duydum. Şeridini değiştireceksen tam buradan geçerken vur sola veya sağa işte. Tamam. Ayrıyetten işte buraya da bir tane daha giriş çıkış yaptım. Bu şekilde. Sonra burası çok yoğun oluyordu. Buradan bayağı birikim vardı. Burası bayağı birikmiş bir şekilde oluyordu. Ne yaptım? Şuraya da bir tane ekledim. Buradan da bir giriş çıkışımız oldu. Yani buraya iki tane girişimiz var. İki tane çıkışımız var. Bu şekilde bu bölgeyi biraz rahatlatmış oldum. Buraya da iki çıkış verdim. Ama burası gene bir tık trafik var. Oralar çözülür. Şimdilik bu bölümde onunla uğraşmayacağım. Bu bölümde biraz daha park ve benzeri şeylere odaklanmak istiyorum. Bildiğiniz üzere şurada, şunu en üste çekeyim, öyle kapatayım. Şurada bizim bir tane Luna Parkımız var. Şimdi ben güzel bir yere, böyle evlerden uzak bir yere, hayvanat bahçesi tarzı bir yer yapmak istiyorum. İki yer düşündüm. İlk olarak burada bir yerde düşündüm. Şöyle ormanlık alanda bir yerde. İkinci olarak şuralarda bir yerde düşündüm. Nereye yapsam şu anda karar veremedim pek. Şu kısım da olabilir. Ama bu kısmı daha farklı amaçlar için de kullanabiliriz. Burada mesela bir tane deniz feneri var. Gözükmüyor bölgeyi satın aldığımız için, almadığımız için. Şimdi o zaman bir bakalım ne parklarımız var. Ama bundan önce bir otobüs durağını ben uzatmak istiyorum artık. Çünkü otobüs şehri büyüttük, otobüs durağını büyütmedik ve metro istasyonunu da büyütmedik. Yani şehrin metro istasyonu yok mesela. Öyle bir sıkıntımız var. İlk önce metro dura şey otobüs duraklarını genişletelim. Nasıl? Pardon, metrodaymışım. Şu şekilde seçip basılı tutup şöyle koyabiliyorum. Şuradan yenisini ekle. Şöyle koy. Böyle buraları dolaştıracağım şimdi ben bununla. Bu şekilde. Şöyle. Beraber otobüs durağını yerleştirelim. Onu yanlış yere koyduğumu fark ettim. Şu burada olmayacak. Şurada olacak. Ters yere de koyunca sapıtıyor çünkü. Şöyle hızlıca. Ben bunu hızlı sarmış olurum yüksek ihtimal. Siz o zaman buradan ötesini hızlı izleyin. Evet, metro otobüs durağını hallettim. Bütün yukarıdan aşağıya her yeri geziyor artık. Buradaki parkları markları da geziyor. İkinci olarak metro istasyonlarını genişletelim ki onlar da düzgün bir şekilde çalışmış olsun. Şu anda otobüs durağı buralara yetecektir. Ama şöyle bir eksiğimiz var. Bu bölgede çalışan şey yok daha fazla. Şu şekilde koysam oralara ulaşıyor mu, o önemli. Tamam, oralara da artık dolaşmaya başlar. Bir tane daha şey koydum. Metro istasyonları ayarlayalım bir de.
Zamanımız kalırsa da zamanımız kalırsa da şey eklemiş oluruz. İşte adı neydi? Hayvanat bahçesi eklemiş oluruz. Şimdi nasıl dolandırmalıyım onu düşünüyorum. Şöyle bir adet. Aslında buradan oraya yürünür. Şöyle parkın biraz ilerisine. Parka yürüyüş mesafesinde olsun. Burası çok eğimli diyor. Şuraya ortaya bir yere yapabilirim sanırım. Getirelim metromuzu. Şöyle metroyu koyduk. Ardından bakayım. Şöyle bir yere koyabiliriz. Sonra şu tarafa. Şöyle. Bu bölgeye bir tane gelebilir. Ortada bir yere de yapalım. Parka çok da yakın olsun istemiyorum. Yani parkın çok minik bir kısmını alıyor. Sanki yapılabilir gibi. Şöyle koyalım. Şimdi bir uzaktan bakayım nerelerinde var. Şöyle merkezine bir tane yerleştirebilirsem. Şu şekilde yerleştirelim ve burayı şimdi tekrardan düzenleyelim. Şimdi nasıl dolandırmamız gerekir ona bakalım. Nasıl koymuşum? Şöyle. Şimdi böyle gelse, böyle gelse şu olmaz. Şöyle, 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 böyle, böyle bayağı bir dolambaç oldu. Bir yıkalım. Bakayım ben nasıl yapabileceğimi. Bunun rengi neydi bu durağın? Bu durağın rengi yeşil mi? Yeşil olması lazım. Aynen yeşil durakları en kötü sileriz. Şimdi yollarımızı çekelim. Page down dedik. Şimdi şöyle. Şöyle. Bu şekilde. Bu şekilde. Şurayı kıralım. Şurayı bu şekilde bağlayalım. Ardından ne oldu? Buradan böyle geldik. Ha, şimdi ortadakiler kaldı. Nasıl bağlasak en mantıklı olur? Şimdi böyle bir gidiş var. Şurayı şöyle alalım. Şuradan şöyle bir bağlantı yapalım. Şuradan şöyle bir bağlantı yapalım. Şöyle, şöyle, şöyle. Lan. Ya. İnanılmaz ya. Evleri yıktı neyse. Şimdi her yere dolandı sanırım.
Ya ben bu metro istasyonu direkt sileyim bence şuradan. Tekrardan yapalım. En mantıklısı. Şu şekilde metro duraklarını yapalım. Şimdi şehirde metro kalmadı. Hemen dizmem gerekiyor. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 durağı var metromuzun. Bütün şehri kısmen gezdiriyor. Bu ikisi çok yakın olmuş. Şimdi fark ettim. O kötü oldu. Olsun. Metro durağı metro durağıdır. Kime lazımsa kullansın işte. Ben şehrin her yerine ulaşımı sağlamış bulunuyorum. İki yol da hazır. Bunların rengi yeşille kalabilir. Sayısı şimdilik 3 olsun. Bu bölümün sonunda kontrol ederiz. Tamam, bu şehri baya güzel bir şekilde geliştirdik. Yukarıdaki metro durağı ne durumda? Yukarıda metro durağımız vardı. Aynen, bunlar kullanılıyor mu? Şöyle hemen hızlıca bunlara da bakalım. Ki metroları bedava yaptım. Bu aktarma çok kullanılıyor. Güzel. Aktarmayı karşılıyorum. Hatta bir tane düşürsem gene yeterli olur gibi geliyor bana. Burada 7 tane çalıştırabiliriz. Bakalım. Burada gene bir tıkanıklık var. Burayı da çözmemiz gerekecek ileriki zamanda. Şimdi bu sağdaki girişe çok talep var. Buraya bir giriş daha bağlasak daha güzel olabilir. Onu nasıl bağlayabiliriz? Bakalım. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Yavaş mı akıyor? Yani anlamadım. Anladım. Şurayı ilk olarak ben burayı bir düzenlemek istiyorum. Burayı sizle beraber düzenleyelim. Burayı 3 şeritli yola çevireceğim. Page up diyelim. 3 şeritli yola düşürdüm, tamam mı? Highway 3 şeritli yola çevirdim. Sonra bütün bu yol ver şeyini ayarladık. Buraya yol veriyorlar. Ardından gelelim bunlara. Sen yola dalamazsın. Sen yola dalabilirsin. Sen yola dalamazsın. Aa, burayı... Ha, burası şeydi zaten. Tamam. Ardından diyorum ki size, burası bu şekilde olacak. Bakalım şimdi ne oldu? Şimdi biraz daha iyi akması lazım. Abi adam burayı şuraya bağlanmak için kullanıyor. Onu engellememiz lazım. Galiba. Çünkü bak geldi. Şimdi buradan geliyor. Abi baksan bu şeride bağlanıyor yani. Bu yüzden meşgul ediyor şeridi. Bunun sebebi, bunun sonucunda da burası yoğunlaşıyor. Neyse. Yani onu nasıl çözeriz? Yani şuradan dönse, dönüş de var. Buradan dönüp buraya bağlanabiliyorsun yani. Bunun amacı ne yani? Ben hiç anlayamadım. Tamam, buradan sola dönüş de var. Ya ilginç. Düzelir ama yakında burası. Burası zamanla akmaya başlar. Tamam, neyse. Şimdi biz asıl olayımıza bakalım. Hayvanat bahçesi. Hayvanat bahçesini şöyle bir yere eklesek mi diye düşünüyorum. Bence
ormanın içine eklemek daha güzel olabilir, daha güzel görüntü sağlayabilir diye düşünüyorum. O yüzden hayvanat bahçemize yolunu bir çekelim. Şimdi ikiye ikilik bir yol. Şöyle ikiye ikilik yollarımızdan alalım. Şöyle dağları taşları aşağı aşağı gidelim. Şöyle ormanların içinden şöyle dönüş ver. Şöyle page yap. Mesela şuradan şöyle bir dönüş versem. Burayı öyle bağlasa. Buradan tepeye doğru da yol çekmiş oluyorum mesela. Dağa doğru çıkış oldu. Dağ yolu gibi yaptım burayı da. Bu şekilde. Buradan da tatlı duruyor. Şimdi şuraya güzel bir hayvanat bahçesi yapmak istiyorum. Onu nasıl yapalım? Şimdi bu dağ yolunun üstüne ilk önce girişini yapmak istiyorum. Ama ilk önce o bölgeyi park olarak seçmem lazım sanırım. Buradan mıydı? Aynen, park bölgesi. Şimdi park bölgesi olarak girişi burası olacak. Aslında buradan giriş çok mantıklı değil. Sağdan olsa, çünkü araçlar şöyle geliyor. Neyse, onu çözeriz herhalde ya bir şekilde. Bu dağ tarafına doğru yapmak istiyorum. Şöyle buraları bir boyayalım. Parkımız şöyle olsun. Yukarıdan bir yerden dolandırır, tekrardan şehre bağlarım mesela. Şöyle bağlayalım hatta. Neden olmasın? Burada bir dağ yolu yapmak istedim. Ki bence güzel gözüküyor şu anda. Burası çok sert oldu. Bu şekilde burayı da bağladım. Şuradan şöyle gidip ileriden aşağı bağlayacağım. Şöyle. Bir dakika. Tekrardan geldim. Hemen dağ yolunu sonunu getirelim. Şöyle insin. Çok step diyor. Buradan inemedik mi? Şöyle bu bölgeyi düzenlesem olmaz mı? Şöyle hafiften olmaz mı? Biraz büyütelim ama. En büyük de zaten. Bu şekilde bir bakalım. Bir daha deneyelim. Olmuyor. O zaman yapacağımız şey, köprü mü yapacağız? Bu şekilde bu dağ yolunu bağladım. Buraya da hemen parkımızı yapalım. Oyunun şu anda süresi çok önemli değil. Parka en azından bir başlamış olmak istiyorum. Şimdi parkımızı alalım parklardan. Nerede? Zoo. Evet. Şimdi bunun main gate'ini şu şekilde koyalım. Tamam, güzel. Olmadı. Neden olmadı? Yeterince büyük, boyayamadığım için olmadı. Şimdi olması lazım. Tekrardan yerleştirelim. Evet. Zoo main gate'imizi yaptık. Burası ilk girişi. Şimdi bunun çevresini yapmaya başlayalım. Buradan. Çevresini, sınırını belirleyince zaten bizim için yeterli olacaktır. Ya çok da bir nizam aramayacağım açıkçası bunun çevresi için. Yani üstün körü. Şöyle bir alan yeterli olur diye düşünüyorum. O yüzden şöyle çekeceğim. Şöyle. Ne kadar bir boyutta boyadık burayı? Ha, ben bu yukarıyı da almışım. Neyse, zamana göre orayı belki genişletir veya küçük bırakırız. Şimdilik bir kabataslak oluşturalım. Bir de şu yerlerin boyutlarına bakayım ben. Ne kadar yer kaplıyorlar mesela? Mesela burada ne var?
Antilop ve kuş. Anladım. Bunu rastgele yerlere de koyabiliyoruz. Mesela kur şeylerini. Böyle oluyorsa böyle de yaparız ileride. Ama burası ayrı bir yer istiyorum. Bunlar çok büyükmüş. Bunları o zaman genişleteceğiz gibi duruyor. Ben o zaman bu alabildiğim kadar bölgeyi alayım. Şu şekilde alalım o bölgeyi de. Kabataslağını bir oturtalım. Sonraki bölümde bizim hayvanat bahçemizi açmış oluruz. Orayı bağlayamadık. Şurası eğimli diye bağlayamıyorum ya. Şuradan bağlayacağız. Bu şekilde bağlamış olduk. Buraya bağlasam daha güzel dururdu. Bağlayamadım. Şöyle bağlanmıyor değil mi? Aynen. Yapacak bir şey yok. Böyle bağladık. Şöyle dağın yamacında şuradan bakınca da evler pek gözükmüyor. Daha güzel. Böyle şehrin dışında bir yere. Güzel bir park alanı yapmış olduk. Sanırım bu bölümü burada bitirebilirim. Yani burayı sonraki bölümde beraber bir bölümü hayvanat bahçesine ayırmış oluruz yüksek ihtimal. Ki trafik sıkıntısında öncekine nazaran bir miktar çözmüş bulunuyoruz. Yani yine bir akıyor. Burada sanırım trafik ışığı var. Ona gerek yok. Onu kaldıralım. Şunu seçim bırakalım. Şöyle trafik ışıklarını buradan kaldırabilirim. Çünkü buranın trafik ışıklı olmasının bir mantığı yok. Burası tek giriş zaten. Buradan sadece sağa dönüş oluyor. Gayet güzel. Evet, buraya kadar benle beraber ben oynarken izlediyseniz çok teşekkür ederim size. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.